Çıkan gazetelere de bakacağız. Suriye'de ateşkes üzerine uluslararası anlaşma sağlandı akşam geç saatlerde. Önce bununla ilgili bir bilgi aktaralım. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Suriye Destek Grubu zirvesinde Suriye çapında bir hafta içinde devreye girecek bir ateşkes üzerinde anlaşıldığını söyledi. Kerry, ateşkesin IŞİD ve Nusra cephesini kapsamayacağını söyledi. Uluslararası Suriye Destek Grubu üyeleri Arap Birliği, Çin, Mısır, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, Irak, İran, Ürdün, Lübnan, İslam İşbirliği Örgütü, Umman, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşuyor. Grubun tüm üyeleri anlaşma metnine imza attı. Anlaşmaya göre grubun tüm üyeleri insan yardımın tedariği amacıyla sahadaki güçlerin Birleşmiş Milletler'le koordinasyon içinde çalışmaları için tüm nüfuzlarını kullanacak. Kerry, ülkelerin insani yardımın artırılması ve tedarikinin hızlanması konusunda da anlaşıldığını belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, insani yardım tedariğinin bu hafta başlayacağını ve ilk olarak en acil yerler olarak belirlenen Deir ez-Zor, Fuaya, Kefraya, Şam'ın bazı kırsal bölgeleri Madaya, Muhammediya ve Kafra Batna'ya gönderileceğini söyledi. Kerry açıklamasını yaparken Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Birleşmiş Milletler Suriye Büyükelçisi Stefan de Mistura yanında yer aldı. Lavrov, Rus güçlerinin IŞİD ve Nusra cephesine yönelik hava saldırılarının süreceğini söyledi. Kerry de Lavrov da Suriye yönetimi ve muhalifler arasındaki barış görüşmelerinin en yakın zamanda yeniden başlaması gerektiğini belirtti. BM öncülüğünde gerçekleştirilen Cenevre görüşmeleri bu ayın başında başlamış, birkaç gün sonra sona ermişti. Aynı dönemde Suriye, Rusya'nın hava desteğiyle Halep'in kuzeyinde büyük bir askeri operasyon başlatmıştı. Suriye ordusu bazı alanları silahlı muhaliflerden geri almıştı. Operasyon nedeniyle on binlerce kişi kaçarak Türkiye sınırına yığılmıştı. Suriye muhalefetinin sözcülerinden Salem El-Meslet, BBC'ye yaptığı açıklamada, sahada eylem ve uygulama görürsek yakında Cenevre'de oluruz dedi. Evet, varılan ateşkes Suriye'ye umalım ki barışın geleceği ilk adım olur. Çünkü 500 bine yakın insanın öldüğünü dün aktarmıştık sizlere son savaşta. Değerli izleyenler, İngiltere basınında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yaptığı mülteci krizi eleştirisine geniş yer ayrılmış. Times gazetesi manşetine aldı. Türkiye Avrupa'yı milyonlarca göçmenle tehdit ediyor dedi Times. Gazete Erdoğan'ın alnımızda enayi yazmıyor sözünü de kullandığı açıklamasını aktarıyor ve Halep'teki askeri operasyonlar sonrası mülteci kriziyle ilgili yaşanan son gerilimin derinleştiğini belirtiyor. Times, Türkiye'nin milyonlarca mülteciye kapılarını açma tehdidi ardından Avrupa çok büyük bir göçmen dalgasıyla karşı karşıya diye yazdı. Daily Telegraph'ta konuyla ilgili haberinde Türkiye'nin kapıları açma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Erdoğan'ın açıklamalarına bu şekilde geniş yer ayrıldı. Independent'da Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn'un Suudi Arabistan'ın Suriye'ye askeri müdahale planıyla ilgili bir analiz var. Yazar, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Körfez monarşilerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirme çabalarının başarısız olduğunu yazıyor ve Suudi Arabistan'ın bu çıkışının iflas etmiş bir politikayı kurtarmaya yönelik son bir hamle olabileceğini belirtiyor. Ve Times ekonomi sayfalarında dünyanın en büyük seyahat acentelerinden Thomas Cook'un yoğun ilgi sonucu İspanya tatili rezervasyonlarının dolmak üzere olduğunu, bunun Türkiye'ye ilgiyi yeniden artırabileceği yönündeki açıklaması yer almış. Ve Türkiye'nin şarap sektörü de ekonomiste konu oldu ve Ekşi Üzümler başlıklı yazıda Türkiye'de hükümetin yurt içinde şarap endüstrisine baskı uygularken sektör ürünlerinin ihracatına ise yardımcı olduğu belirtiliyor. Laik ama ağırlıklı olarak Müslüman bir ülke olan 75 milyon nüfuslu Türkiye, sağlam içiciler ulusu değil. Türkiye'de yılda ortalama kişi başı 1.6 litre alkol tüketiliyor. Bu OECD üyesi ve ortağı 40 ülke arasında ikinci en düşük seviye. Bu ülkeler arasında en içki karşıtı yer ise yine nüfusunun çoğu Müslümanlardan oluşan Endonezya denilmiş. İngiltere'de çıkan gazetelere böylece baktık. Şimdi de Türkiye medyasına göz gezdireceğiz. Türkiye'de çıkan gazetelerde neler var? Özetle aktaralım sizlere. Değerli izleyenler, bir günle başlıyoruz. Şiddete karşı ahirete iman demiş bir gün. Böyle olur AKP'nin kadını koruma çözümü.
Boşanma komisyonuna AKP'li yüce damga vurdu. Şiddet görmediği halde gayri ahlaki yaşantıları için kocasını evden uzaklaştıranlar var demiş vekil. Cumhuriyet akademisyene utanç soruları manşetiyle çıktı. İstanbul Üniversitesi'nde idari soruşturma başlatıldı. Barış bildirisine imza atan 53 akademisyene akıl almaz sorular yöneltildi. Tahkikat komisyonu akademisyenlere taraflarla akrabalık bağı olup olmadığını bile sordu. Dünya Gazetesi Irak'a vize dış ticarette telaş yarattı demiş. Irak'a vize uygulaması değişti, iş adamı muaf tutulmadı, ihracatçı bu ticarete yeni bir darbe olur endişesi yaşıyor. Hürriyet gözler koridorda demiş. PYD'nin Suriye'deki muhaliflerin karargahı olarak kullandığı mini hava üssünü ele geçirmesiyle Halep'ten Türkiye'ye uzanan koridor iyice daraldı. Ve Milliyet kimse rezerv koyamaz manşetini attı. Davutoğlu Türkiye'yi rahatsız eden bir güce karşı ulusal güvenlik tedbiri alınırken kimsenin rezervi söz konusu olamaz. Sınır Türkiye-Suriye sınırıdır. Türkiye-Amerika veya Türkiye-Rusya değil dedi. Taraf gazetesi otobüs kavgası manşetini attı. Batı'nın mülteci politikasını eleştiren Erdoğan biri 100 tane almış öbürü 300 alnımızda enayi yazmıyor. Otobüsler uçaklar boşuna durmuyor. Gereği neyse o yapılır dedi. CHP lideri dün bizi suçlayanlar bugün otobüse bindirip göndermekten söz ediyorlar diye tepki gösterdi. Ve son olarak Zaman gazetesindeyiz. Cerablus'a giderken Hatay'ı kaybedebiliriz dedi AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış. Türkiye'yi savaşa çekmek istiyor bazı büyük ülkeler. Suriye'de Ruslarla savaşmak zorunda kalabiliriz. Türkiye Suriye'ye girerse Arap dünyasını karşısına alır. Arap sokağında istenmeyen adam ilan edilir. NATO Suriye müdahalesinde 5. maddeyi işletmeyebilir. Saldırı bizden olacağı için bizi savunmayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin kurucularına ağır ifadeler içeren üslup kullanmasına üzülüyorum dedi. Yaşar Yakış AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı'ydı. Ve Yaşar Yakış'ın açıklamalarını Zaman Gazetesi aktardı. Değerli izleyenler, İngiltere ve Türkiye medyasına da baktık. Dünya basını bölümümüzün de sonundayız böylelikle.